Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekli son dakika gelişmesi. SSK, SSK, SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? 2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor değerli izleyicilerimiz. SGK, SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları yılın ilk yarısında ocak zam uygulanacak değerli izleyicilerimiz. 2020 yılında son 6 ayında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre zam oranı belli olacak. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yansıyacak zam oranını merak ediyorlar. Temmuz ayında maaşlara uygulanan %5.75 oranının ardından uzman isimler beklentiler hakkında yorumlarda bulunuyor. Bu kapsamda özellikle en çok merak edilenler arasında 2021'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu geliyor değerli izleyicilerimiz. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarına Temmuz ayında 5.75 oranında zam uygulanmıştı. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yılın iki arasında Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun 2020 yılı sonunda %10,5'a gerilemesi, 2021 yıl sonunda %8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise %4.9 düzeyinde gerilemesi hedeflenmektedir açıklamasının ardından yeni yılda emekli maaşlarına uygulanacak zam hakkında tahminler ortaya çıkıyor. Yeni ekonomi programı içerisinde enflasyon tahminleri doğrultusunda SGK, SSK ve Bağkur emekli zammı peki ne kadar olacak değerli izleyicilerimiz? Değerli izleyicilerimiz, SSK ve Bağkur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu %2,44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni ekonomi programındaki %10,5'luk 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı dikkat %4,49'a çıkabilecek değerli izleyicilerimiz. Evet. Halen en düşük emekli aylığı esnafta 1886, 2000'den önce emekli olan SSK'larda ise 2233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık %2,44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta 1932, 2000'den önce emekli olan SSK'larda ise 2287 liraya çıkacak. Eğer zam oranı %4,49 olarak çıkarsa taban aylık esnafta 1971 SSK'larda 2000 öncesi değerli izleyicilerimiz, emekli olan vatandaşlarımız için 2333 lirayı bulacak. Peki memura fark ödenecek mi? Evet. Memurlara ve memur emeklerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında %3 zam görünürken Yeni ekonomi programındaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla bu oran artabilecek değerli izleyicilerimiz. <laughs> 2020'nin ikinci altı aylık dönemdeki enflasyon %4'ü aşarsa açan kısım zam oranı eklenecek. Programdaki %10,5'luk tahmin 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun %4,49 olarak gerçekleşebileceğini bize gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Bu tahmine göre Ocak zammı %0,49 Enflasyon farkıyla dikkat yüzde 3,49'a çıkabilecek değerli izleyicilerimiz. Artışa göre değişecek. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş memurlarda 3.719 liradan 3.830 liraya, Memur emeklilerinde ise 2814 liradan 2898 liraya yükselecek. Eğer oran 3.49'a yükselirse en düşük memur maaşı 3849, memur emeklisi maaşı da 2912 liraya çıkacak değerli izleyicilerimiz. Peki emekli vatandaşlarımızın bir de Biliyorsunuz ki intibakla ilgili beklentiler var. Peki intibakla ilgili son gelişmeler nelerdir? Bu konuda şimdi sizlere bilgi vermek istiyorum değerli izleyicilerimiz. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi toplu sözleşme görüşmeleri sırasında memur sen tarafından gündeme taşındı. Kamu Personeli Danışma Kurulu yani KPDK toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse e, aynı ünvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaş farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar